Evet sevgili seyirciler, eğitim ve yaşamın son bölümüne girdik. Bu bölümde yine çok değerli bir üniversiteyi ve çok değerli bir konuğu ağırlıyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nazım Ekrem bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden bahsedersek, arkanızda kocaman bir oda var, İstanbul Ticaret Odası. Bu İstanbul Ticaret Odası ile çok ciddi de işbirlikleriniz var, bunu da biliyoruz. Ben şu açıdan değerlendirmenizi rica edeceğim. İstanbul Ticaret Odası ile olan işbirliğinizin öğrenciye getirdiği avantajları anlatır mısınız diye soracağım. Memnuniyetle. İsterseniz önce çok kısa olarak üniversitenin genel bir durumunu, fakültelerimizi, öğrenciye sunduğumuz imkanlardan bahsedeyim. Tabii ki hocam. Sonra bu bizim üniversiteyi tercih eden öğrencilerin nasıl bir fayda sağlayacağını, 4 yıl sonra nasıl bir donanımla mezun olacaklarına bahsedeyim. Buyurun. Gençlere öncelikle sevgilerimi sunuyorum. Hayatlarının en önemli, belki de gençliğin de en önemli 4 yılını alternatif maliyeti çok yüksek bir dönem bu tercihle de karar vermiş olacaklar. Beklenti ve önceliklerini karşılayacak, tercihlerini yansıtacak, geleceğini şekillendirecek alternatifi iyi değerlendirmeleri lazım. Bu bakımdan bu tür programların özel bir önemi var. Hı hı. Ben de bu vesileyle bize bu fırsatı tanıdığı için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Bu vesileyle hem gençlerimizin hem de bütün halkımızın da Ramazan'ını da tebrik etmek isterim. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi İstanbul Ticaret Üniversitesi iş dünyasının hem Türkiye'de hem de dünyada en güçlü kurumlarından biri olan İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulmuş. Hı hı. Ve 2001 yılında eğitime başladık. Dolayısıyla bu sene 12. yılımızı da kutlamış olduk. İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve üniversitemizin de mütevelli heyet başkanı yeni dönemde seçildi. Sayın İbrahim Çağlar'a ve İTO yönetimine İTO Üniversite ilişkilerini daha ileri seviyeye, daha güçlü seviyeye götürülmesinde oldukça önemli destek ve katkıları var. Burada kendilerine de üniversitemiz adına teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Aslında 21. yüzyıl üniversitesinin ya da günümüzdeki üniversitelerin ne tür bir fonksiyonları var? Bu çerçevede bir genel değerlendirme yapıp gençlerimizin de tercih ve önceliklerine yardımcı olacak bir takım mesajları da vermek gerekir. Evet. Enformasyon teknolojileri geliştiğinde, bilgi teknoloji geliştiğinde standart bilgiye ulaşmak çok kolay. Hı hı. Bundan şunu kastediyorum, sizde de bende de var. Evet. Çok küçük bir mini iPad'le dünyanın her yerinde hangi tür veri ve bilgilerin üretildiğini, paylaşıldığını çok kolay şekilde öğrenebiliriz ve bunlara da ulaşabiliriz. Öyleyse üniversitenin bu süreçte farklı bir konumlanmasının da olması gerekir. Dolayısıyla üniversiteler standart veri ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştıracak mekanizmalar kadar öğrencilerine kaliteli farklılık üretebilecek donanımları da kazandırmaları gerekir. Evet, kesinlikle artık üniversitelerde günümüzde farklılaşmak zorundalar zaten, değil mi hocam? Hem yani farklılaşmak zorundalar, evet, ama hem de standart bilgiyi de çok güçlü şekilde sahip olmaları gerekir. Evet. Dolayısıyla öğrencilerin hangi üniversiteyi seçerse seçsin, öncelikle seçtiği alanlarda küresel sistemde öğretilen, okutulan, tartışılan veri ve bilgiye sahip olmaları, bunun yanında artı değer olarak da kaliteli farklılık üretebilecek donanımları da kazanmaları gerekir. Tabii İstanbul Ticaret Üniversitesi bunun ikisini de aynı anda sağlayan üniversitelerden bir tanesi, belki de en güçlü üniversitelerden bir tanesi. Biraz sonra kısaca özelliklerinden bahsedeceğim. Üniversite olarak biz genelde detaya geçmeden önce şöyle bir açıklama yapmak isterim. Birkaç tane önemli fonksiyonumuz var, önemli görevimiz var. Bunlardan bir tanesi gençlerimizi, öğrencilerimizi küresel sistemde rekabet edebilecek donanım kazandırmak istiyoruz. Dolayısıyla toplumun da şekillenmesinde, geleceğin de şekillenmesinde en önemli belirleyici güç, faktör temelde bireydir. Dolayısıyla öğrencilerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, ne kadar küresel sisteme adapte olacak bilgiyle donatırsak, hem kendileri için hem Türkiye için geleceği şekillendirmede büyük bir avantaj elde etmiş oluruz. İkincisi, üniversitemizin özellikle üzerinde durduğu temel konulardan bir tanesi de ülkemizin rekabet edebilir konuma gelmesine destek vermek istiyoruz. Bundan da şunu kastediyorum, yetiştirdiğimiz bireylerle, kurduğumuz merkezlerle, iş dünyasıyla olan ilişkimizden dolayı, özellikle İTO ile olan ilişkimizden dolayı, ülkemizin rekabet edebilir konuma gelmesinde bilgi birikimi ve tecrübeyi iş dünyasıyla paylaşarak toplumun refah ve mutluluğunu arttırmada bir mekanizma da oluşturmak istiyoruz. Son olarak da üniversitenin önemli özelliklerinden biri de kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle topluma da hizmet vermeleri özel bir önem taşıyor. Böyle bakıldığında İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerine hem standart veri ve bilgiyi öğretmek kadar
bu bilgiden hareketle nasıl kendileri için farklı bir kaliteli farklılık üreteceklerini de öğretecek bir mekanizmaya sahibiz. Öğrencilerimize küresel sistemde rekabet edebileceği güçlü bir altyapıyı da sağlamış oluyoruz. Üniversitemizde kaç fakülte var diye bakıldığında 6 tane fakültemiz var. Bunlardan bir tanesi Ticari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi. Bu 4 fakültemizin yerleşkesi Sütlüce Kampüsü'nde. Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'da Küçükyalı Kampüsü'nde yerleşmiş durumda. Özellikle bu sene açtığımız, bu isimle başka bir üniversitede henüz olmayan bir Uygulamalı Bilimler Fakültemiz var. Yüksekokul olarak isimleri vardı. 3 tane bölümle bu sene öğrencimize hizmet vermek istiyoruz. Nedir hocam bu bölümler? Basın, yayın, üretim teknolojileri, uluslararası lojistik, sivil hava ulaştırma işletmeciliği gibi 3 dalda eğitime başlamış olacak. Bir de bu sene ilk defa açtığımız yine Fen Edebiyat Fakültesi'nde sosyoloji bölümümüz var. Evet. Başka üniversiteden farklılık gösteren bir başka alanımız da Mühendislik ve Tasarım Fakültesi'ndeki mücevherat bölümü. Aynı zamanda dünyada ilk teşekkür ediyorum, siz de bakmışsınız, doğru diyorsunuz. Evet. Dünyada ilk uygulaması var. Mücahane. Biraz sonra anlatacağım, bunun teorik uygulama yanında uygulama birimleri de var. Hı-hı. Bir de Ticari Bilimler Fakültesi'nde son dönemde çok popülerlik kazanan, geçen sene açtığımız ama bu sene puanlı öğrenci alacağımız muhasebe denetim bölümünü de başlatmış oluyoruz. Muhasebe denetim. Muhasebe denetim bölümü. Bu genel yapıdan sonra ne kadar öğrencimiz var? Şu anda mezun olanlar hariç 5080 civarında öğrencimiz var. Hı hı. Mezun olanlarımız da ortalama 6700. Yani fiilen öğrencimiz kadar öğrenciyi mezun etmişiz. Evet. Bunun anlamı şu, gelen öğrencilerimiz, gençlerimiz, kendileri gibi bu okuldan geçen, üniversiteyi bitiren, iş dünyasının, kamunun, özel sektörün, farklı alanlarında bulunan abileriyle, ablalarıyla çok kolay bağlantı kurma imkanı olacak. Peki bu 5000 öğrencinin, mezun olan öğrencinin istihdam oranı nedir hocam? İstihdam oranı tabii Öğrenci Mezunlar Derneği ile ilişkimizi geliştiriyoruz. Evet. Daha somut şeyler söyleyeceğiz veriler ama büyük bir ihtimalle mezun olanların çoğunluğu özel sektörde ya da kendi işinde çalışıyor. Hı-hı. Kamuda çalışanlar bunlara göre biraz daha düşük nispetti. Öğretim üyelerimize gelince öğretim elemanı toplamımız 294. 170 öğretim üyemiz var, yardım doçent, doçent ve profesör olarak. Bunu şunun için söylüyorum, öğrenci sayımızı az önce söyledim. Bu öğrenci sayısıyla öğretim elemanı ilişkilendirdiğinizde 20 öğrencimize bir öğretim elemanı düşüyor. Hı hı. Dolayısıyla öğretim elemanı ve öğrenci ilişkilerinde son derece sıcak, samimi bir ilişki ortamı da kendinden çıkmış oluyor. Evet. Mezuniyetinden, üniversiteye girişinden mezuniyetine kadar her öğrencimizle yakından ilgilenecek bir danışman hoca oluşturduğumuz için ve bu sayı da 20 civarında olduğu için öğrenci öğretim üyesi ilişkisi çok sağlıklı bir yapı içinde üniversitemize devam ediyor. Bir takım temel kriterlerden de bahsedeyim, hangi özelliklerimiz var üniversitede diye. Üniversitemizde yabancı öğrenci de var. Bu öğrencilerin 57 lisansı, 60'ta yüksek lisans ve doktora yapan öğrencimiz var. Öğrenci konuk evimiz var. Misafirhane gibi kullanıyoruz, yurt gibi kullanıyoruz ama kapasitesi çok sınırlı. Özellikle yabancı öğrencilere tahsis etmeye çalışıyoruz. Uluslararası öğretim üyesi hareketliliğimiz var. Özellikle Fulbright bursu ile gelen hocalar bize araştırma ve ders veriyorlar. Bu da öğrencimiz için özel bir önem taşıyor. O şunun için önemli. Üniversitemizde Ticari Bilimler Fakültesi'nde İngilizce olarak İktisat ve İşletme, Meslek Yüksekokulu'nda Hava Lojistiği, Havacılık ve Yer Hizmetleri, mühendislikte de mekatronik mühendisi, elektrik, elektronik ve mücevherat bölümleri İngilizce eğitim yapıyor. Hı hı. Kütüphane olarak merkezi kütüphane iki alanda var. Sınıflarımız 189 sınıfımız var. 30 civarında amfimiz var. Bunu şunun için söylüyorum. Öğrencilerin hem rahat ortamda ders görmeleri mümkün hem de uygulama ve laboratuvar imkanları da söz konusu oluyor. Yabancı dil olarak sadece İngilizce öğretmiyoruz. İngilizce ana dil, yani İngilizce eğitim yapan bölümlerde İngilizce öğretiliyor. Öğrenciler eğer talep ederlerse, belli bir sınıfı dolduracak bir miktara gelirlerse, Çince, Japonca, Rusça, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca gibi öğrencilerin tercihine uygun dersleri de kendilerine veriyoruz. Bu dilleri de seçip 2, 3 ve 4. sınıflarda bunları çok rahatlıkla okuyabiliyorlar. Hı-hı. Üniversitemizin kampüsleri dışında iştirakleri ve bağlı olduğu bilimler de var. Hı-hı. Özellikle dünyanın ve Avrupa'nın da en büyük teknoparklardan bir tanesi olan Teknopark İstanbul'da İstanbul Ticaret Üniversitesi İTO'nun desteğiyle de orada kurucu ortak oldu. Aynı zamanda Çekirdek ve Girişim Sermayesi adını verdiğimiz bir oluşuma da yine İTO başlattı. Üniversitemiz ona da ortak. Bunun anlamı şu, Çekirdek ve Girişim Sermayesi demek özellikle öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve dışarıdaki vatandaşlarımızın ya da girişimcilerin
inovatif bir fikri olduğunda onları finans edecek bir altyapıyı da oluşturmuş olduk. Evet. Benzer bir yapıyı teknoloji merkezi adı altında küçük yalıda oluşturduk. Onu da COSGAP ile birlikte yaptık. Orada da yine inovatif bir yaklaşım ya da bir girişim söz konusu olduğunda onu da COSGAP kendi finanse ediyor. Bunun öğrenciye de bir faydası var değil İster mi? İster öğrenci COSGAP olsun, ister dışarıdan olsun, evet, inovatif bir fikir geliştirdiklerinde, bu proje Tekmer'e geldiğinde, Tekmer onayladığında onu da finanse etmeyi COSGAP garanti etmiş oluyor. En önemli uygulama alanlarından bir tanesi de az önce söylemiştim, mücevherat bölümümüz var diye. Bu mücevherat bölümünün uygulama birimi Kuyumcu Kent'in içinde. Dolayısıyla Kuyumcu Kent'te iki tane sınıfımız, iki tane laboratuvarımız var. Öğrenciler teorik olarak Küçükyalı'da gördükleri derslerin uygulamasının nasıl olduğunu ya da piyasada, sektörde bu bilgileri nasıl değerlendirdiklerini Kuyumcu Kent'teki mücevherat bölümünün laboratuvarında orada görmüş oluyorlar. Bir başka önemli bağlantımız da Bursa'da da Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ve Sürekli Eğitim Merkezi'nin de bir birimleri, bir bağlantının olduğunu ifade edebilirim. Evet. Genel çerçeve olarak bunları sizlerle paylaşayım. Başka sorular varsa onları da değerlendirebiliriz. Evet, ben şimdi tabii şu COSGAP ile yaptığınız özellikle anlaşmayı biraz açmanızı istiyorum. Öğrenciler getirdiler diyelim. Nasıl bir destek alacaklar? Nasıl faydalanacaklar bu COSGAP? Şimdi isterseniz biraz da somuta indirgelim olayı. Evet, evet. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler 4. yıl sonuna kadar ne öğrenmiş olacaklar ve 4. yıldan sonra nasıl bir imkanlarla karşılaşmış olacaklar? En kritik soru budur. Her üniversite kendisini tercih edecek öğrenciye bir takım imkanları ve kolaylıkları sağlamak ister. Evet. Bizim de üniversite olarak öğrenciye verdiğimiz 3 tane önemli alan var. Bunlardan bir tanesi iyi bir akademik ve teorik öğretim eğitim sunuyoruz. Bunu nasıl sunuyoruz? Birincisi müfredat programımız var. Bütün öğrenci adaylarımızdan, öğrencilerimizden, gençlerimizden şunu rica ediyoruz. Üniversitemizin web sayfasına girdiklerinde, tercih edecekleri bölümlerin müfredatlarına baktıklarında orada şunu görecekler. 4 yıl boyunca hangi dönem, hangi ders okutuluyor, o dersin haftalık hangi konuların okutulduğunu, hangi kaynakların kullanıldığını çok rahat görmüş olacaklar. Yine müfredatın içinde öğretim üyelerinin CV'lerini de görecekleri için şu mukayese yapma şansları olacak. Bu dersi şu kalitede bir hoca veriyor ve şu her hafta şu dersleri anlatıyor, şu konulara ağırlık veriyor ve şu kaynakları kullanıyor gibi çok kolay, mukayeseli şekilde değerlendirecekleri bir yapıyı da elde etmiş olacaklar. İkincisi yine öğrencilerimiz, üniversiteyi tercih ettikten sonra çift anadal ve yan dal dediğimiz, kendi tercih ettiği branşın ya da dalın dışında yeteneklerine, tercihlerine, önceliklerine bağlı olarak ilave bir eğitim ve öğretim imkanı da elde etmiş oluyor. Bu da yine akademik olarak önemli bir destek. Bir başka önemli husus değişim programları dediğimiz, özellikle yurt dışında Erasmus, yurt içinde de Farabi programlarıyla bizi tercih eden öğrenciler ikinci, üçüncü sınıflarda Türkiye'de ve yurt dışında belli bir puanı tutturduktan sonra oralara gidip eğitim öğretimlerini orada devam etme şansları da kendisine tanınmış oluyor. Peki ben İstanbul Ticaret Odası'nın burslarını merak ediyorum. Öğrenciye sağladığı burs olanakları nelerdir? İstanbul Ticaret Odası'nın sağladığı en önemli olanak kendileriyle yaptığımız protokolden kaynaklanıyor. Şimdi biraz sonra onları çok özet olarak size bahsedeceğim. Peki. İngilizce hazırlık okulumuz var. Yani ne diyelim ona, lisans düzeyindeki eğitimini İngilizce yapacak olanlar zaten zorunlu hazırlık programına gidiyor. Ama Türkçe eğitim yapacak olanlar isterlerse hazırlık programına gidiyorlar. Eğer hazırlık programını tercih etmezlerse zaten öyle bir modüler İngilizce eğitimi oluşturduk ki 4. sınıfın sonuna kadar öğrencilerimiz o dersi seçimlik olarak aldıklarında upper intermediate dediğimiz ortanın üstü seviyede bir İngilizce de öğrenmiş olacaklar. Bir de az önce söylediğim danışman hocalarla da 20 öğrencimize bir hoca düşüyor. Bu şekilde yapmış olacaklar. Uygulamada neler yapıyoruz? İşte burada İTO'nun bize çok büyük desteği, çok büyük katkısı oluyor. Bir defa üniversitemizde bu teorik arka planın dışında uygulama alanları ve birimleri dediğimiz bir takım imkanlar oluşturduk. Örneğin hukuk fakültesi için sanal mahkeme kurduk. Öğrencimiz şunu yapıyor, derslerde öğrendiği hukuki teorileri, hukuki tartışmaları, hukuki çerçeveyi uygulama alanında nasıl kullanırız diye düşündüklerinde bir mahkeme ortamında değişik roller üstlenerek onları fiilen uygulamaya başlıyorlar. Yine Ticari Bilimler Fakültesi'ndeki öğrencilerimiz için Forex Laboratuvarı dediğimiz para piyasası işlemlerini fiilen günlük olarak nasıl takip edilir, nasıl yapılır, nasıl işlem yapılır onları da görmüş oluyorlar. Bir başkası az önce söylediğim Kuyumcu Kent'te yine mühendislerimiz uygulamayı orada görüyor. Çok yakın zamanda yine Sütlüce Kampüsü'nde sanal bir banka şubesi oluşturacağız. Bir stüdyo kuracağız iletişim fakültesi öğrencilerimiz için. Evet. Bir de endüstri otomasyon kurduğumuzda bunun anlamı şu, öğrenci 4 yıl boyunca öğrendiği, elde ettiği teorik bilginin
uygulama alanında nasıl kullanabileceğini, bu bilginin nasıl bir katma değere dönüşeceğini, bu bilginin kendisi için nasıl yararlı hale getirileceğini fiilen öğrenciler ve hocalar birlikte oluşturmuş olacak. İTO'nun bize sağladığı en önemli katkı staj ve iş imkanıdır. Evet. Kariyer Planlama Merkezimiz her gelen öğrencinin CV'sini hazırlayıp onu düzenli olarak İTO'ya gönderiyor. Hı hı. Dolayısıyla İTO kendisine bağlı 350 bin şirketle ya da firmayla görüşerek kendine uygun staj ve okul bittikten sonra da iş imkanları sunuyor. İTO'nun sağladığı bu sene uygulamaya koyacağımız muhtemelen de Türkiye'deki ilk örnek olacak. İTO'da 81 meslek komitesi var. Bu şunu ifade ediyor. İTO bünyesindeki şirketler değişik kategori altında bu şekilde tasnif edilmişler ve herkesin faaliyet alanları farklı farklı. Üniversitemizde de bizim bölümlerimiz var. Az önce sayladığım gibi değişik fakültelerdi. Burada beklediğimiz temel espri şu. 81 meslek komitesine ilgili öğretim üyelerimizden bir kişiyi gönderiyoruz. Dolayısıyla orada olup biten toplumsal, ekonomik, piyasa, sektör bazındaki gelişmelerin tamamını ilgili öğretim üyesi bölümdeki hocalara aktarmış oluyor. Son sınıflara koyduğumuz mesleki seminer dersleri adı altında yeni bir modelle de 81 meslek komitesindeki iş dünyası temsilcilerinin son sınıf öğrencilerine gelip kendi bilgi birikimlerini, kendi tecrübelerini, iş dünyasının tercihlerini, iş dünyasının beklentilerini öğrenciyle paylaşmış olacaklar. Bu son derece somut bir iş dünyası, üniversite ilişkisinin de örneği olmuş olacak. Uygulama konusunda önemli bir başka projede KOSGEB'le birlikte yaptığımız, seçimlik ders olarak koyduğumuz proje analizi, girişimcilik ve proje tasarımı diye bir dersimiz var. Bunun anlamı şu, hiçbir ayrım yapmadan bütün fakültedeki, bütün bölümdeki öğrencilere açık seçimlik bir ders bu. Bu dersi alan öğrenci arkadaşlar, öğrencilerimiz, KOSGEB sertifikalı bir eğitimi almış kabul edilecekler. Hı hı. Ve bir proje üretirler ise öncelikli olarak desteklenme durumuna gelmiş olacaklar. Hı. Dolayısıyla iki tane önemli uygulama alanı var. Bir, İTO'dan gelen meslek komitelerindeki üyeler piyasadaki bilgi birikimi, tecrübeyi öğrenciye anlatıyor. İkincisi de öğrencimiz eğer girişimcilik ve proje tasarımı dersini seçer ise bir proje geliştirdiğinde öncelikli olarak da KOSGEB'in finanse edilecek projeler listesinde projesi yer almış oluyor. Hı hı. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi sadece standart veri ve bilgiyi, teoriyi anlatmanın da dışında kendisini kuran, kendisine önemli destek veren İTO'nun da yardımıyla hem uygulama alanını geliştirmiş oluyor, evet, hem de KOSGEB ile yaptığı bu çerçeve içinde öğrencilerin yaratıcı fikirlerin hızlı şekilde gelişmesine ve onların da hayata geçmesine yardımcı oluyor. Hı hı. Son olarak bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. İTO'nun sağladığı desteklerle ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası yurt içinde ve yurt dışında kendisinin oluşturduğu ya da katıldığı bütün fuarlara bir öğretim üyemizi ve iki öğrencimizi götürüyor. Bunun da anlamı şu, sadece ulusal değil, küresel düzeyde de öğrencilerimiz fuarlara katılarak farklı bir perspektifle, farklı bir yaklaşımla okuduklarını, duyduklarını, düşündüklerini orada test etme imkanı oluyor. Bu çerçeve içinde az önce de söyledim, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni İTO'nun kurmuş olması oldukça büyük bir avantaj. Evet. Çünkü İTO'nun hem Türkiye'de hem dünyada çok geniş bir network'ü var. Hı hı. Dünyanın ilk 5 meslek kuruluşlarından bir tanesi. Dolayısıyla İTO'nun imkan ve kaynaklarını üniversitede değerlendirmek bizim için özel bir ayrıcalık. Evet. Bunu da az önce söylediğim gibi hem İTO Başkanı hem Mütevelliyet Başkanımız ve yönetimle birlikte değerlendirmiş oluyoruz. Bunların dışında yani akademik ve teorik bilgi almanın dışında, uygulama bilgisi almanın dışında öğrencileri serbest zamanı değerlendirmelerine imkan da veriyoruz. Çok sportif, ciddi bir kütüphaneniz de var. Evet, sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler, evet. 3500 metrekareyi bulan geniş bir kütüphane, öğrencinin ders dışında, uygulama dışında biraz da arzu ettiği, tercih ettiği sosyal sermayesini geliştirmek için ne yapabiliriz? Bununla da ilgili bir takım şeyler söylüyoruz. Hı-hı. Sonuçta bunları hepsini öğrenciye yüklüyoruz. İşte akademik dersleri burada alacaksın, evet, uygulama derslerini bunu yapacaksın, sosyal zamanında kültürel ve sportif faaliyetler yapacaksın dediğimizde 4. yıl sonunda öğrenci ne elde edecek öyleyse? Asıl kritik nokta, en önemli, evet, nokta da burası. Öğrencilerimiz başarılı şekilde burada konuştuğumuz fakülteleri, bölümleri ya da programları bitirdiğinde kendisine 3 tane önemli fırsat çıkmış oluyor. Bir tanesi gördüğü akademik programdan, uygulamalardan ve meslek tercihlerinden dolayı bir defa kolay iş bulma şansına sahip. Bu hem İTO'nun sağladığı teknik destek yardımdan da kaynaklanıyor. Az önce söylediğim o bilgi ve tecrübelerin de oluşturduğu katkıdan dolayı gençlerimiz okul bittiğinde İTO'da, kamuda ya da özel sektörde diğer rakiplerine göre, diğer öğrencilere göre
biraz daha kolay iş bulmuş oluyorlar. Evet, bir adım önde hayata adım atıyorlar aslında. İkincisi, ben çalışmak istemiyorum, kendi işimi kuracağım derlerse, yine az önce söyledim, öğrencilik hayatı boyunca COSGAP ile ilgili COSGAP sertifikalı o eğitimi aldığında, zaten girişimcilik fikri olduğunda COSGAP'in kendisini destekleyeceği bir fikri daha öğrenciyken çözmüş oluyor. Evet. Girişimci olmak istiyorsa girişimcilikle ilgili önemli bir adım atmış oluyor. Zaten COSGAP ona gerekli desteği vermiş oluyor. Değil mi? Son olarak da 12 yıllık üniversiteyiz. Artık isteriz ve arzu ederiz ki kendi mezunlarımız da bizim öğretim elemanlarımız olsun. Onlara da akademik kariyeri açmak istiyoruz. Dolayısıyla bizim okulumuzu, üniversitemizi bitiren bir öğrenci ister özel ve kamu sektörde iş bulmada, ister kendi işini kurmada, isterse üniversitede bir kariyer yapmada oldukça farklı iş alanlarıyla karşı karşıya gelmiş oluyorlar. Burada o zaman şuraya geleyim. Ben yüksek lisans ve doktoraya imkanları biraz öğrencilere anlatalım. Yüksek lisans ve doktora da alabilirler. Bize araştırma görevlisi de olabilirler. Zaten onu tercih ediyoruz. Üniversitemizi bitiren gençlerimizi, eğer kendi işini kurmayacaksa, bir başka yerde çalışmak istemiyorsa, üniversite kapısının da kendine açık olduğunu ifade etmek gerekir. İyi bir puanla mezun olurlarsa, biraz da dil sorununu hallederlerse, üniversitemizde öğretim üyesi olarak başlar, araştırma görevlisi olarak, sonuçta profesörlüğe kadar gidecek bir süreci de birlikte geliştirmiş oluruz. Evet, şimdi hocam tabii tecrübeleriniz önemli öğrenciler için. Biraz da tercih günlerinden ve tercih döneminden bahsedelim. Üniversitemizi çok güzel anlattık. Döneceğim tekrar İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne ama sizin gözünüzle öğrenciler seçim yaparlarken dikkat etmesi gereken noktalar ne olabilir? Meslek mi, bölüm mü seçilmeli, fakülte mi, bölüm mü? Neler söylemek istersiniz öğrencilere? Aslında öğrencilerimiz bizden de daha tecrübeli ve daha uzman davranıyorlar. O da şundan dolayı, çok uzun bir dershane sürecinden, çok yorucu bir imtihan sürecinden geçtikten sonra puanları aldıklarında şuna bakmaları lazım. Aldıkları puanlarla ileride sahip olmayı düşündüğü donanım arasındaki ilişkiye bakması gerekir. Nasıl bir meslek sahibi olayım ya da ben hangi meslekte başarılı olurum sorusunu kendilerine sormaları lazım. Hem kamuda hem de özelde oldukça fazla alternatif var. Dolayısıyla temel tercih, okulu okul kadar, fakülte kadar, üniversite kadar bölümler de önemli hale geliyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin fakülte ve üniversite yanında gideceği bölümün hocalarını, müfredatını az önce söyledim, yakından takip etmeleri, mukayese etmeleri ve çok hissi davranmadan, çok objektif şekilde ben şu fakültenin şu bölümünde, şu hocalarla şöyle bir program alırsam 4 sene sonra istediğim noktaya gelirim demeleri gerekir. Az önce söyledim, bizim web sayfamıza girsinler, başka üniversitenin de web sayfasına girsinler, baksınlar programlara, hocalara baksınlar. Çünkü hoca profili, hoca kalitesi, program kalitesi kadar önemli. Öğrencilerin bunu bizden iyi yapacağını da tahmin ediyorum. Evet, evet, çok bilinçli bir öğrenci kitlesi var. Onlar artık her şeyi soruyorlar hocam. Akademik kadroyu soruyorlar, laboratuvar imkanlarını soruyorlar, teknolojik altyapıyı soruyorlar. Siz Tekmer ve Teknoloji Parkı'nı biraz kısa geçtiniz. Biraz açar mısınız bize? Üniversitemizin, Ticaret Üniversitesi'nin belirgin temel farklılığı şu. Ticaret Üniversitesi adı üzerinde öğrencilere bir defa ticaretin teorisini ve uygulamasını anlatmamız gerekir. Evet. Teorisinde bir sorun yok. Az önce söyledim, dünyadaki standart bilgiye ulaşmak kolay olduğu için hocalarımız bu bilgi birikimi ve tecrübesini zaten aktarıyorlar. Ama ticaretin uygulama tarafı önemli. Onda da İstanbul Ticaret Odası'nın kurduğu iki tane önemli kurum var. Bir tanesi İstanbul Teknopark, bir tanesi de Girişimcilik ve Çekirdek Sermaye Şirketi. Üniversitemiz bunun ikisine de ortak. Bunun anlamı şu, ister öğrencimiz olsun, ister öğrencimiz olmasın, belli bir dönemde bir yaratıcı, girişimci, inovatif fikri varsa, üniversitemize geldiğinde bu fikri, bu inovatif yaklaşımı, bu girişimciliği finanse edecek gücümüz var demektir. Bu son derece önemli. Aslında evet, yani Türkçesi bu. Yani finansın hazır öğrenci. Evet, iki kuruluşta feasible, piyasada işe yarayacak, topluma faydası olacak, şirketlere yararlı olacak bir fikir üretildiğinde bunun finansmanını sağlayacak altyapılarımızı kurmuş olduk. Bunlar üniversite dışında. Üniversite içinde de az önce söyledim, Tekmer'de COSGAP'le yaptığımız ayrı bir protokol. O da COSGAP'in bize tavsiye ettiği, birlikte dizayn ettiğimiz COSGAP sertifikalı girişimcilik ve proje tasarımı dersini alırlar ise, o ders şu anlama geliyor, dışarıda COSGAP'in yaptığı eğitimle aynı eğitimdir. Dolayısıyla burada da öğrencimiz, ister öğrenciyken ister mezun olduktan sonra, yine topluma, bireye, şirkete,
yararlı, inovatif, girişimci bir fikir bulursa KOSGEB de onu finanse edecek demektir. Evet. Sonuçta öğrenci üniversitede sadece akademik ve teorik bilgi değil, kendi istediği, arzu ettiği uygulama alanlarına yönelik bir açılımı varsa, bir tercihi varsa, bir önceliği varsa bunu da üniversitemizde bulabileceği bir altyapıyı da karşı karşıya olduğunu belirtmek gerekir. Evet, siz her şeyi özetlediniz hocam. Ben öğrencinin anlayabileceği dilde bir kere daha sormuş oldum. Kusura bakmayın diyorum. Uluslararası olmak da çok önemli. Yine onu da isterseniz bir kez daha üstünden geçelim. Uluslararası bir üniversite, değil mi? İstanbul Ticaret Üniversitesi, takım, yurt dışı işbirlikleri çok güçlü bildiğim kadarıyla. Şöyle söyleyeyim, onda da üzerinde çalıştığımız, çok yakın zamanda da ilan edildiğimiz projelerimiz var. Ama kesinleşmeden tabii ilan etmek doğru olmaz. Avrupa'nın en önemli business school'larıyla, Amerika'daki en önemli finansal meslek kuruluşlarıyla ilişki sürecimizi güçlendirdik. Çok yakın bir zamanda hem sertifika programı olarak, hem global MBA olarak, hem de master programı olarak çok yakın bir zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Avrupa'da ve Amerika'da çok kaliteli, çok popüler, itibarı çok yüksek üniversitelerle işbirliği yaptığını ilan edebiliriz. Evet, bu AKTS etiketinden aldınız mı hocam? Onu bu sene almayı planlıyoruz. Evet. Yıl sonuna kadar programları bitirdik. İlgili rektör arkadaşımız da muhtemelen tamamlayacaktır süreci. Müracaat etmek istiyoruz, ümit ediyoruz. Biz de o etiketi almış üniversiteden bir tanesi oluruz. Peki onu da merak ediyorum hocam. Sizin gözünüzde bu öğrenciye ne getirecek AKTS etiketi almış olmak? Bir defa Avrupa ve uluslararası standartlara uygun bir eğitim öğretimi yapıldığını, az önce konuştuk, sadece teorik derslerin değil, öğrencinin ders süreci boyunca harcadığı her zamanın, harcadığı her emeğin sonuçta bir karşılığının olduğunu da standart şekilde belirlemiş olacağız. Evet. Peki, son söz olarak ne söylemek istersiniz? Neden İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni seçsin öğrenciler diye sorayım size de. İstanbul Ticaret Odası'nı ne kadar popülerse, İstanbul Ticaret Odası ne kadar güçlüyse, İstanbul Ticaret Odası ne kadar imkan ve kaynaklara sahipse, İstanbul Ticaret Üniversitesi de onun kurduğu bir üniversite olarak karşılıklı çok güçlü bir sinerji yarattığı için ticaret dünyasında herhangi bir pozisyon, herhangi bir kariyer, herhangi bir imkan bulmak istiyorlarsa en doğru adresin, en doğru üniversitenin İstanbul Ticaret Üniversitesi olduğunu söylemek isterim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür değerli ediyorum. Açıklamalarınızı gelip paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Fırsat sağladığınız için teşekkür Ağzınıza ediyorum. Sağlık. Evet sevgili seyirciler, bugünlük de bizden bu kadar. Yarın aynı saatte görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın diyorum.